Dostlar merhaba herkese öncelikle iyi akşamlar. Acil bir giriş yaptım. Acil bir video e ihtiyacı doğdu anladığım kadarıyla. Çünkü yaklaşık yarım saat önce falan telefonlarım çalmaya başladı. Abi ne oluyor diye? Petrol fiyatlarında tarihinde bir ilk yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Sonra da iş aldı yürüdü. O yüzden ben de herkese tek tek cevap dönmek yerine şöyle bir genel anlatayım istedim. Neler oluyor, neler bitiyor. Yine e, her zamanki gibi şöyle anlatacağım. Yani sizin halkın anlayabileceği şekilde anlatmaya çalışacağım. Dilimin döndüğünce sürçülisan edersem şimdiden affola bildiğim kadarını sizin anlayabileceğiniz şekilde anlatmaya çalışacağım. Evet şu anda tarihte bir ilk yaşanıyor ve petrol fiyatları ilk defa sıfırın altına indi. Eksi fiyatlar görmeye başladık. Az önce eksi 40 dolara kadar gitti. Şu sıralarda da eksi 38 dolarlar civarında biraz toparlanmış. Eksi 40, eksi 38 yani tarihinde görülmemiş, insanın aklına da gelmeyen bir şey. Az çok bu dramatik düşüşü bekliyordum ama yani böyle bir şey olacağını tahmin etmemiştim açıkçası. Şimdi niye bekliyordum, niye böyle oldu onu anlatayım. İnsanoğlunun daha önce size bahsettiğim gibi varlıklar üzerinde türev ürünler üretme hevesi ve iştahı sonrasında farklı fiyatlar farklı kontratlar mevcut. Petrolde de bu durum böyle. Bir spot piyasa var, bir de vadeli piyasalar var. Opsiyonlar var bunun yanında. Vadeli piyasalara ve opsiyonlara gelecekteki fiyatlara ya da gelecekteki oynaklığa göre kontratlar türetiliyor ve onların üzerinden artıp düşen değerler var. İnsanlar onlar üzerinden para kazanıyor ya da kaybediyor. Bir de spot piyasa var. Spot piyasa ne? Spot piyasa bildiğin bu telefonu gerçekten satışa çıkartıp bir başkasının da gerçekten alması manasına gelen spot işlem, yani gerçekten petrol alıp gerçekten petrol alıp satma işlemi, petrol spot piyasası. İki çeşit kontrat var kontratlarda, bir tanesi fiziki teslimatı olmayanlar, bir tanesi de fiziki teslimatı olanlar. Şimdi bizim derdimiz fiziki teslimatı olan kontratlarla. Farklı fiyatlamalar göreceksiniz. Mesela Forex'te ben açtığım zaman WTI'yi ya da işte Brent petrolü, Amerikan tipi ham petrolü ya da Brent petrolü açtığım zaman 20 dolarlar civarında fiyatlar görüyorum hala. Çünkü onlar vadeli. Uzun vade için belirlenen fiyatlar ve onlarda fiziki teslimat yok. Fiziki teslimat dediğim gibi bunu satıyorsunuz birine Ha Ta şu tarihte bunu sana satmaya söz veriyorum diyorsunuz ve o tarih geldiğinde kimin elinde o kontrat varsa kim o kontratta alış yapmışsa götürüp o adama teslim ediyorsunuz. O adam da deposuna koyuyor, cebine koyuyor, her ne yapıyorsa yapıyor. Şimdi petrolün de fiziki teslimatı olan bu kontratları şu anda elinde bulunduranlar için büyük bir sıkıntı. Neden? Çünkü her taraf petrol dolu kakılı petrol var sizin anlayacağınız. Diyelim ki ben petrol işi yapan bir adamım. Yani basite GEREK anlatıyorum. Petrol alıp satıyorum ve fiziki olarak yapıyorum bunu. Yani burada varillerce petrolüm var. Almak isteyene petrol satıyorum. Ve işte birileriyle de bir sözleşme imzalamışım. Ayın 21'inde ya da ayın 22'sinde neyse fiziki teslimatım var benim. Elimde de kontrat var. Bu kontrat olduğu için Fiziki teslimat dolayısıyla adam getirecek varilleri, benim kapımın önüne koyacak vade sonunda. Şimdi o kontratı bulunduran adam diyor ki, ben bu petrolü ne yapacağım? Zaten burası petrol dolu, koyabilecek varilleri koyabilecek yerim bile yok. En iyisi ben bu kontratı satayım diyor. Bu kontratı satışa çıkarıyor, satış yazıyor. Fakat alıcısı hemen hemen yok gibi. O yüzden diyor ki 20 dolar olan fiyata ben buna 15 yazayım gelen olur belki. 13, 10, 5, 4, 0. Fiyat sıfıra düşmesine rağmen petrolün hala alıcısı yok. Çünkü alacak adam da fiziki teslimattan korkuyor. Sonra diyor ki fiyatı sıfıra düşürdüm ama acaba diyor üzerine para versem belki o zaman alan olur mu? Hem petrolü vereceğim hem de 2 dolar para vereceğim. Eksiye düşüyor fiyat. Eksi 2 dolar. 4 dolar para vereyim diyor. 20 dolar para vereyim diyor, 30 dolar vereyim diyor. Az önce 40 dolar vardı. Bir varil petrol alıyor adam, karşılığında 40 dolar da para alıyor. Varil de bedava. Öyle düşünün yani. Bir varil bedava petrol alıyor, üzerine de 40 dolar para alıyordu az önce. En şimdi yani şimdilerde 38 dolar muhtemelen bu fiyat, yani 40 dolar falan çok acayip rakamlar. Muhtemelen bu fiyat yavaşça sıfıra doğru yakınlaş, yakın sayacaktır. Özellikle vadesi itibariyle. Yani kısaca anlatmak gerekirse fiziki teslimat korkusu, ben bu varilleri, ben bu petrolü ne yapacağım korkusu insanlara o elindeki kontratları alelacele satma paniğini yaşattı. İnsanlar da eksi 40 dolara kadar üzerine para vererek o varilleri almamayı tercih etti. Az öncesine kadar. Bunun olacağını az çok bekliyordum dediğim gibi hani fiziki teslimat korkusu nedeniyle. Peki bu ileriye nasıl yansıyacak? İleriye şöyle yansıyacağını düşünüyorum ben. Vadeli kontratlara henüz bu derece kritik bir Evet bu arada bir mesaj daha geldi. Abi ne oluyor diye. Vadeli kontratlara henüz bu derece kritik bir yansımasını beklemiyorum. Ama fiyatların e, dramatik bir artış yaşayacağını da düşünmüyorum. Çünkü petrolü satabileceğiniz pek bir yer yok alıcısı yok. Her taraf ağzına kadar petrol dolu. Almak isteyen kimse yok. Arabalar çalışmıyor, uçaklar çalışmıyor, fabrikalar çalışmıyor. Yok oldu, yok yani. Nereye kadar gider? Herhalde bu virüs salgını, bu virüs korkusu öncelikle kalkacak. Sonrasında hayatta biraz normalleşme olması beklenecek. Yani o sırada hala çalışan petrol kuyuları, hala üretimde olan petrol kuyularının o pekin geçen hafta toplantıda %10 kısıntı kararı vermiş olmasına rağmen yeterli gelmeyen kısıntı hala da o variller şişmeye, o variller dolmaya devam ediyor. Muhtemelen bir yerde benim tahminim petrol üretimine son verecekler geçici bir müddet. En azından fiyatları biraz normale çekebilmek için ve bu koronavirüs salgınının da biraz hafiflemesini bekleyip, talebin artmasını bekleyecekler ama bu dönem boyunca petrolde düşüş muhtemelen sert şekilde devam edecek. Ha düşüş dediğim şu yine böyle eksi 40'lardan eksi 80'lere gidecek falan diye bir şey düşünmüyorum. O yavaş yavaş normalleşir yine 5 dolarlar 10 dolarlar seviyesine gelir diye tahmin ediyorum ama bu benim tahminim. Umarım anlatabilmişimdir kısaca. Ee... Daha ne ekleyebilirim buna diye düşünüyorum. Çok da hazırlıksızım bu arada. Direkt şu mesajlar üzerine dedim ki bu videoyu anlatmam lazım. Hızlıca çıkabilmek için. Oturdum bu, bu arada burası benim çalışma odam. Daha önce burayı görmediniz. Yani Çobanım ama bir çalışma odam da var yani bir şeylerle de ilgileniyorum. Hmm, eksi 30'lara kadar gelmişiz. Yani büyük bir yükseliş var. Eksi 40'lardan eksi 30'lara yükselmiş petrol. Bu arada. Dediğim gibi normalleşecektir bu biraz. Keşke canlı yayın açsaydım. En azından soru sorarlardı. Sorulara cevap verirdik. Tarihte böyle bir şey yaşandı mı daha önce? Tarihte böyle bir şey hiç yaşanmadı. İlk kez sıfırı ve sıfırın altını görüyor. Dolar fiyatları. Spot piyasa dolar fiyatları şunu düşünüyor olabilirsiniz şu anda hane halkı olarak petroldeki bu düşüş benzin fiyatlarına mazot fiyatlarına Türkiye'de benzin ve mazot fiyatlarına bu şekilde yansır mı? Yani aklınızdan eğer benzinciye gideceğim. 50 litre benzin alacağım. Üstüne de cebime 50 lira para verecekler falan gibi bir ütopya bir hayal geçtiyse yani o yavaşça o hayali yere bırak. Öyle bir şey yok. Petrol fiyatları dramatik şekilde düşüyor, düşmeye de devam ediyor olmasına rağmen bizim kullandığımız akaryakıtlarda, işlenmiş akaryakıtlarda düşüş olacağını pek düşünmüyorum. Olursa da minimal düzeyde düşüşler olarak bize yansır. Yani biz yine 6 liralardan 7 liralardan petrol, benzin ve masut almaya devam edeceğiz diye düşünüyorum inşallah yanılıyorumdur ama yani petrol fiyatı düşse bile, maliyetleri çok aşağıya gelse bile bir şekilde işte ÖTV, KDV falan filan diye arttırır. Oradaki şeylerle oynar. O seviyeyi yine 6 liralar, 7 liralarda tutarlar diye tahmin ediyorum. O yüzden öyle bir hevesiniz olmasın. Peki bizim enflasyonumuza yansır mı? Ee, Biz petrol alıcısı bir ülke olduğumuz için devlet bütçesine e, olumlu yansır ama hane halkına herhangi bir olumlu yansımasını göremeyeceğiz. Enflasyon ama en azından şu olacak: fiyatların artmayacağını düşünüyorum. Mevcut akaryakıt fiyatlarının artmayacağını düşünüyorum kesinlikle. En azından bir enflasyon doğurmayacak ya da işte doğması muhtemel bir enflasyonun önüne geçmiş olacak. O da işte bizim devletin ve hükümetin elini rahatlatır. Hane halkına pek bir şey düşmez buradan diye düşünüyorum yani. Benim anlatabileceklerim şu anda bunlarla sınırlı. Çünkü soru soran olmadığı için <laughs> aklıma anlatacak ekstra bir şey gelmiyor. Ee, sorularınız olursa lütfen videonun altına yorumlara yazın. Oradan yanıtlamaya çalışayım. Bu gece sanırım benim için uzun bir gece olacak. Hem cep telefonu mesajlarıma cevap veriyorum. En azından bu videonun altına gelsin. Orada topluca oradan cevap vereyim. Ya da vermeye çalışayım. Herhangi bir yanlışım varsa da yine oradan düzeltin lütfen. Yani ben çok uzmanı değilim. Bildiğim kadarını anlattım. Umarım doğru ve yeterli düzeyde anlatabilmişimdir. Bilmiyorsam da çalışır öğrenir. Gerekiyorsa da özür dilerim. Yani ne kadar spontane bir video olduğunu şu anda anlıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Gecenin bu vaktinde. Şimdilik ben size veda edeyim. Görüşmek üzere diyeyim. Kendinize iyi bakın. Sorularınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanala abone olup videoları beğenmeyi ve yorum yazmayı vesaire vesaire onları unutmayın. Kendinize iyi bakın.